Çok değerli meclisiyelerimiz, kıymetli vesaire arkadaşlar, değerli basınımız, misafirimiz var mı? Varsa. Gündemimizde 24 tane gündem maddesi, 6 tane ek gündem maddesi, 1 tane de gazeteci cemiyetimizin talebi var. Onu da 2-2 şeklinde eklemiş olalım. Toplamda 31 maddenin gündeme alınmasını, görüşülmesi ve karara bağlanmasını oylarınıza sunun. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin birinci maddesi. Kunat Mahallesi'nde Meri İmar Planı'nda yeşil alan olarak planlı alanın bir kısmının trafo alan olarak planlanması hakkındaki imar komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet, komisyon raporu üzerinde görüşmek isteyen var mı? Yok, olmadığına göre komisyon raporunu kabul edenler sunun. Kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü'nün kendilerine bahsedilen aile sağlığı merkezleriyle ilgili taleplerinin görüşülmesi. Önerge, buyurun efendim. Meclis gündeminin 2. maddesinde yer alan aile sağlığı merkezi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 yılında tahsis edilmiş olan Kazım Karabekir Mahallesi ve Mimar Sinan Demokrasi Mahallesi'ndeki Melik Gazi Belediyesi'ne ait taşınmazların bedelsiz olarak elektrik, su, doğalgaz ve benzeri giderleriyle tamir, tadilat ve bakımlarının kendilerince karşılanması kaydıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesini arz ve teklif ediyoruz. Adnan Yüzüğü Bolu Meclis. Evet. Kazım Karabekir'de biliyorsunuz sağlık merkezimizi hayata geçirdik. Doktorluğu atandı. Şimdi prosedürü yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Talebin bu önerge doğrusunda kabulü organizasyonu. Kabul edenler hep bunu önerge kabul etmiştir. Evet. İlmi Eğitim Müdürlüğü'nün Tekubat Mahallesi 10.953 adı 6 personel numaralı taşınmasın adlarına tahsis edilmesi hususundaki talebinin görüşülmesi. Arkadaşlar diyorsunuz önümüzdeki dönemde Allah nasip ederse İkili eğitimin tek eğitime geçme projesi var. Kutu konuğu olarak restorasyonu sürdürülen bina ve müştemilatının Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi olarak kullanılmak üzere cemiyete tahsisini talep etmektedir. Tahsisin talebinin meclis havalesini arz ederim. Şimdi efendim burası gerçekten güzel bir eser ortaya çıkıyor. Öncelikle Gülcan Bey'e, ekibine huzurlarınızı teşekkür ediyorum. Süreye kadar da gidecekmiş. Buranın Kayseri Cemiyeti'ne tahsis edeceğiz. Onlar müze olarak basın müzesi Kayseri'de büyük bir eksiklik. Bizim de bir bakıma kamuoyuna vaat ettiğimiz Cumhur İttifakı mantığı içerisindeki müzelerimizin bir tanesinde böylece hayata geçirmiş olacağız. Bu 9. müzemiz olacak. Bizim 8 tane daha ayrı var yani. Ben talebim önergeyi okuyalım. Meclis gündeminin 31. maddesinde yer alan Şehit Nazım Bey Mahallesi'nde bulunan Mustafa Türk Hastanevi olarak kaydı bulunan bina ve müştemilatının bedelsiz olarak 10 yıllığına Kayseri Gazeteciler Cemiyeti adına tahsis edilmesini arz ve teklif ediyorum. Erhan Köklü Meclis. Şimdi zaten bizim de 10 yıllığına yaptığımız protokol gereği restorasyon çalışması yapıyoruz. Daha fazla verme şansımız yok. Keşke mülkiyetini verebilseydik Kayseri Cemiyeti'ne ama böyle de bir imkanımız yok. O açıdan ben bu talebin kabulü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etkinler, bak bu meclis üyelerimizin hepsine minnet diyor, teşekkür ediyoruz. Kayseri Cemiyeti'nin bu talebini komisyona göndermeden kabul ettiler. Ha, işte Cumhur İttifakı'nın özelliği bu. Zamanında iş bitirip ve bütün kararlarda oy birliğiyle. Bu da Melik Gazi Belediye'mizin ve bu güzel ekibin birlikte Cumhur İttifakı içerisinde yaptığı anlamlı çalışmaya en güzel örneklerden bir tanesi. Herkese teşekkür ediyorum. 31 tane maddeyi böylece görüştük, karara bağladık. Hepsi ayrı ayrı hayırlı olsun diyoruz.